Maşayihlarımız aytadılar ki, keçenin virdlerinden, vazifelerinden, en muhimlerinden biri uyku, dediler. Yapını karayın. Uyku, demek vazife yeken, virt yeken. Kana kabul işi mümkün bu. Bu, şu dinimizin fazli bu. Siz bilen biz bendelerine, müminler, Müslümanlarına, ümmeti Muhammed, ümmeti Kur'an'a ilahi bir tuhfe bu. Hemma yatıp uhleydi, nema bosa bolaydı, lakin bizi uykumuz niyet bilen ve sünnetki amal kılıç bilen ibadet derecesi kütarırlardı. Sahabalardan birileri etkiler ki, ben uygaklığımda sevap alganım de, uhleganımda hem sevap alamam derler. Uykunu ibadet buluşu için, virt vazife, muridini, kündelik vazifesi buluşu için, uykunu sünnetke muvafık teşkil kılış gerek. Yani yap bu yerde. O kanaka boladı. O avvala taharat bilen yatış gerek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam uykuya yatkarlığa yatışını niyet kıgarları payeti de taharatları yok olsa varıp taharat kıp gelip kendini yatarlar. Şunalıyım mı? Demek bedenini pakiligini taharatını tamamlayıp yatadı. Şimdi şunda maşayihlarımız etedi ki hop bedenini pakiligini tamamladı. Şimdi kalbini hem pakilap koysun. Tavba kısın Allah'a. Yat yatıp. Yat yatıp Allah Ta'ala'ya kıyan günahlardan tavba kılıp kalbini hem paklasın. Mumun Müslümanlar tanış bilişlerden hıkdı hasadı olsa onu köyünden çıkarsın. Düşmanlığı ya ki zulüm kılıç niyeti olsa bunların hepsini unutsun. Çünkü yat yaptı, kayıtıp duradı mı yürüyor mu? Huda biledi. Görüyorsunuz mu? Demek adli her gün yatıp duradığı özümüzün ihtiyacımızın şeriatımız bizge savab, ibadet haberi yaptı. Ruhunu terbiyeleş, pakileşini amillerden biri kıl yaptı. Uykum ibadet olsun degen niyet bilen tavba kıl yapmış. Kalbimizdeki hıkd, hasad, zulüm ve niyet o yavuzluklarının hammasını çıkarıp taşıp yatıyormuş. Bir gün, iki gün, bir ay, iki ay şunda kıyandıkken adamda yamanlık kalmaydı. Ana şu. Ana indi, demek ana şunda bulup, yakşılıp niyet kıyandan keyin. İlacı bosa yatkende yüzü kıblege karaydıgan bosun ve on kolunu keftini on yüzüge koyup on yan başı bilen yatsın. Yat yatkende Bismike Rabbi ve da'atı canbi ve bike arfa'u in emsekte nefsi fagfir leha ve in ersalteha fahfazha bima tahfazı bihi ibadeke salihin digen duanı oksun. Yat yatta. Yat yatıp mumin Müslüman bende şunday bende ki baklik. Özünü Allah'a tavşır yaptı. Bismike Rabbi. Ey Rabbim seni ismimle yat yapma. Yine seni ismimle türeme. Başımı kötüreme. Şimdi uykumda canımı ap koyacağım o sen özünü keçirgin. Mahburat kıyın, günahlarımı keçir vakit. Dekin yine kayıta turguzacağım o sen mani salih bandalarini qanday muhafaza qiladigan bo'lsang, shunday muhafaza qilgin deb Allohga yolvarib, duo qilib yotyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam har kuni yotishlarida o'rinlaridan joy olganlaridan keyin Ixlos surasini Qul huvallohu ahadni, Qul a'udzu birobbil falaq, Qul a'udzu birobbin naslarini 3 martadan o'qib, o'zlariga dam soptirib, keyin yotardilar. Ana o'sha yotish demek uykunu virtge aylantiradi. Kundalik, vazife, savab, ibadet derecesine kötüredi. Ana şundan bolup uhlap, niyet kılıp, aleyhi kesenin altıdan beri de tursa, turgende yine ana şu Allah'a şükrana duasını okuydu da, taharat gelip, ibadetini iki rekat yengin namazdan başlaydı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın adetleri şu edi. Ana sahar çağı istiğfar etedigan çağ,
gunohlarini mag'firatini so'raydigan payt. Bularning hammasidan mo'min musulmon banda ixlos bilan ado etsa, ana ajr oladi, savob oladi, katta fazilatlarga erishadi.